içinde mi durmuş? Koşalım bak. Varım kendi varım. Alamı oğlum zor artık. İyi adam. Osmaniye ilimizde buğdayımızı hasata başladık. İnşallah yamaç arazilerde biraz daha erken ve ovada taban arazilerde dediğimiz şeylerde biraz daha ağır topraktan dolayı geç hasata giriyoruz. Geçtiğimiz yılla 2018 yılı hasatla değerlendirdiğimizde hem rekolte açısından hem yağışlar açısından 2018 yılının ilk 4 ayındaki yağışlara baktığımızda toplam 314 kilogram gibi bir yağış almıştı ama 2019'un İlk 4 ayında toplam alınan yağış ilimizde 545 kilogram bir yağış aldı. Dolayısıyla bu yağış da oran olarak tam yayıldı. Yani tek bir zamanda yoğun bir şekilde olmadığından topraklarımızdaki hububat alanlarımız, özellikle kıraş tabir ettiğimiz sulanamayan arazilerdeki buğdayların da veriminin çok yüksek olduğunu inşallah göreceğiz bu dönem. Şöyle geçtiğimiz yıl içerisinde toplam alanımıza baktığımızda hem kuruda hem suruda toplam 479 bin dekar bir alanda rekoltemize baktığımızda 237 bin ton gibi bir rekoltemiz vardı Osmaniye'mizde. Bu 2019 yılı içerisinde baktığımızda 586 bin dekar gibi bir alanda toplam 240 bin tonu aşan bir rekolteyi inşallah tahmin ediyoruz. Kuru alanda 400 kilogram bir ortalama 400-430 kilogramken geçtiğimiz yıl suluda da 545-550 gibiydi. Bu yılda yine bunu düşmeyeceği gibi tahmin ediyoruz. %5 oranında bir artış tahmin ediyoruz. Hububat bizim özellikle buğday stratejik ürünümüz. Mutlaka ekmemiz lazım. Çiftçimizin hem taban arazide hem de sulanamayan kıraç arazilerimizde mutlaka buğdaydan vazgeçmemelerini, buğday alanlarımızı artırmamız gerektiğini her daim ifade ediyor. Çünkü hayvancılığın da bir girdi maliyetleri olan samanın ham maddesinin yine buğday olduğunu, arpa olduğunu biliyoruz. Ben buradan çiftçilerimize özellikle bereketli bir sezon diliyorum. Aynı zamanda da anızlarının yakılmamasını, özellikle biliyorsunuz hayvan yemi olarak kullanılan samanın balya yapılıp hiçbir şekilde anız yangınına sebebiyet vermemelerini, anızları yakmamalarını, çünkü sürdürülebilir bir tarımın önünü kapatıyoruz. Kolay yetişmiyor. Organik maddeler açısından topraklarımız çok çoraklaşıyor, zayıflıyor. Onun için buradan hububat alanlarımızın ve ileride olacak mısır alanlarımızın da anızlarının yakmamalarını özellikle tavsiye ediyorum. Çukurova'mız, o kadar güzel verimli topraklarımız var ki bir taraftan birinci üründe ekilmiş olan buğdayın hasatı yapılırken ikinci ürün soyanın hemen yan tarlada ekildiğini görüyoruz. Onun için diyoruz, yani topraklarımızda bir yılda 2-2,5 ürün alıyoruz. Bu toprakların tarımda sürdürülebilirliğinin devam ettirilmesi gerekiyor. Onun için anızları yakmayın diyoruz. Yani buradaki eğer direkt anıza ekim yapılan tarlalarda %20-25'e varan olanlarda artış var. Bugün ikinci ürün soya ekiliyor burada. Baktığımızda ikinci ürünler var, mısır var, soya var. Bunların tamamını ikinci ürün olarak üretebiliyoruz. Yer fıstığı var. Tarımın sürdürülebilir yapılabilmesi için diyoruz anızlar yakılmasın. Topraklar hor kullanılmasın. Biliyorsunuz biz bu toprakları atalarımızdan miras değil, çocuklarımızdan ödünç aldık. Gelecek nesillere yapılabilir bir tarım, yapılabilir bir temiz toprak bırakmak hepimizin görevi.